Mutlu günler, mutlu yıllar sevgili seyirciler. Yeni yılın ilk Bin Garaj programında birlikteyiz. Her şey yıl boyunca gönlünüzden geçtiği gibi sağlık ve huzursa her daim yanı başınızda olsun. Kokpitte yine yeni bir otomobili birlikte test edeceğiz. Yeni yılın ilk özel konu motorsporlarının duayen isimlerinden biri Serdar Bostancı. Tekno Garaj'da Enes Elver tasarımlara ilişkin sohbetine devam ederken Sim Garaj'ın pilot koltuğunda yine sürpriz bir isim oturacak. Bin Garaj yeni bölümüyle başlıyor. Seri üretim araçları ayrıca reklam ve spor alanlarındaki başarısı sayesinde kurulduğu yıl olan 1919'dan beri yaratıcılık ve teknolojiyi genlerinde taşıyan bir markanın şimdilerde beğeniyle tercih edilen Aircross modelini sizler için test ettik. Ceren abi hoş geldin. Hoş bulduk Gökhan. Güllük gülistanlık bir hava bekliyordun ama bence bu hava da güzel. Bence çok güzel. Şimdi kameraman arkadaşlara soruyorum. Bağış'la Ersin'de onlar da çekiyorlar şu anda. Aslında bu havada da güzel görüntü veriyor otomobiller. Yine şık, güzel, şehir için ekonomik bir otomobilin önündeyiz. Fransız efsanesi Citroën aracımızın önündeyiz. C3 Aircross. Aircross. Bayağı değişiklik olmuş bir önceki segmentten. Ön panel değişmiş. Alt ızgaralar değişmiş. Yani çok sempatik, şık, evet. Ve sinyaller değişmiş. Güncel bir tasarım. Yani Citroën'in geleneğinde var zaten. Fütüristik, geleceğe yönelik tasarımlar ki bu aracında da yine bunu çok açık şekilde ortaya çıkartmış. Gayet güzel. Yani gördükten sonra biz de dış görünümüyle ilgili birçok değişiklik yapılmış. Bir tek arka tarafını değiştirmemişler bir önceki modeline göre. Sadece bu değişikliklerin yanı sıra bazı opsiyonel değişiklikleri de siz kendiniz yapabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi, Ceyhan abi sen de biliyorsun, alt plastik, işte sinyaller, bunun gibi bir takım şeyler opsiyonel olabiliyor. Yani rengini evet. Değiştirebiliyorsunuz. Farklı farklı tasarım yaratabiliyorsun araçta. Kendiniz yapabiliyorsunuz. Bu arada gövde rengi olarak da kaçtı? 6'ydı değil mi Ceyhan evet, abi? Evet. 6 seçeneği var. Tavanda da iki seçeneğiniz var. Bunları kullanabiliyorsunuz yine arabanın tercihine göre. Biri beyaz, biri siyah. Kombinasyon yaratarak kendi aracınızı tasarlıyorsunuz. Jant için neler söyleyeceksin? Yani gayet güzel 17 inçlik jantlar kullanılmış. Arabaya da elmas çok açmış. Elmas kesim. Çok şık bir tasarım zaten. Ama ben yine seni arka koltuğa oturtturacağım biliyor musun? Orada da bazı özellikler var. Hani sürüşe geçmeden önce onları da anlatmamızda fayda var diye düşünüyorum. Evet. Kullanırken de teknik özelliklerinden, motorundan sizin için ne gibi tercihler yapabiliriz? Onları beraber konuşacağız. Dile getiririz onları evet. Da. Peki. Evet Ceyhan abi alalım seni koltuğa. Ben geçiyorum. Orada bazı detaylar var onları bize göster. Koltukla ilgili var, çevrenle ilgili var. Bize neler anlatacaksın? Şimdi bir kere arka koltuk, hani 1.73 boyuma göre çok çok rahatlıkla oturulan bir alan sunuyor bana. Benden uzun boylular da çok rahatlıkla oturabilir. Tabii burada arabanın en büyük özelliklerinden birisi kızaklı arka koltuk opsiyonu. Yani bagaj hacmini kullanabilmek için epeyce bir alan daha kazanabildim ben şu anda dizlerim yaslanana kadar. Yanımda koyu renk camlar olmasına rağmen arka kapılarda güneşlik perde sunulmuş. Bu çok hoşuma gitti. Yani güneşten etkilenen kişiler için veya çocuklar için çok kullanışlı.
Aynı zamanda da... Ön koltuğu alalım mı? Ön koltuğu da alabilirsek... işte görüldüğü gibi arkada bayağı geniş bir alan elde ettik şu anda. O koltuğun da tamamen yatması, bu koltuğu da sağ koltuğumuzu da yatırarak 2.4 metre uzunluğunda malzemeleri yükleme olanağı elde edebiliyoruz. Arkadan bu, öne doğru bayağı... Yani birçok arabada sunulmayan bir opsiyon. O koltuğu hatta biraz daha geri alırsak şu anda tam olarak yatmış olacak. Tam olacak, olacak yatacak. İşte görüldüğü gibi boydan boya en arkadan en öne uzun malzemeler için muhteşem bir olanak sağlıyor. Orta kesimde zannediyorum yatıyor Ceyhan abi. Onu da şu yanından bak ipiyle zannediyorum çekiliyor. Şuradan. Bir çekerek dene. Bakın. Ve hala benim burada çok rahatlıkla oturacağım yerim var. Evet, gayet güzel. Arkadaki bagaj genişliği de hani bu küçük bir otomobil olarak düşünsek de hacim olarak da 420 yanlış bilmiyorsam. Evet, kapalı hacmiyle. Koltukları yatırdığımız zaman 500 küsüre yakın bir litreye sahip. Gayet geniş. Yani ön koltuğu da dahil edersek çok daha artıyor alanımız. Evet, artıyor. O zaman ne yapalım Ceyhan abi? Yavaş yavaş sürüşe geçelim mi? Evet, bence sürüşe geçelim. Biraz da Citroen'in kim olduğundan kim bahsetmek olduğundan istiyorum. Bahsedelim. Evet, teknik özelliklere geçeceğiz. Evet, kokpite hoş geldin Ceyhan abi. Tekrar hoş bulduk. Şimdi yolumuza çıkacağız bakalım. Aracımızın testini yol üzerinde yapacağız. Ama önce start stop. Start stopumuz. Ne kadar güzel yerdi. Tam senin istediğin gibi. Bana böyle gelin. Şimdi direksiyon kilitli. Şu anda kilitli. Ha evet. Ha otomatik açtı şu anda direksiyon. Start stop yaptığımızdan otomatik açıyor. Gayet güzel. Çok güzel, hakikaten çok güzel. Vites kolumuzda karşıda görebiliyoruz, ekranda da görebiliyoruz. İster oraya, ister buraya bakabiliyoruz. Evet, burada konumumuzu gayet güzel ışıklı bir gösterge yapmışlar. Hangi vitesi seçeceğine dair yerinde rahatlıkla görebiliyoruz burada. O zaman yavaş yavaş gidelim. Haydi bakalım. Tabii bu arada el freni de bahsetmek lazım. Bir önceki modelinde yılan başı vardı. Kobra başı. Dersen daha doğru olacak. Onu daha bir kibarlaştırmışız ama gerçekten Citroen'in vazgeçemediği bir el freni modeli. O hani yıllardır devam ediyor. Evet. Yani ben bir tane hatırlıyorum 80'lerde babamın vardı, kullanıyorduk. El freni buradaydı, çekiyordum böyle. Bir de çeviriyordun falan. Evet. Yani evet, onunla evet. Yokuşta falan arabayı kaldıramazsın bu arada. Ama mümkün değil tabii. Bu yine böyle şık, bence güzel olmuş. Hani şu klasiklikten. Biz eski kafa mıyız, neyiz, vazgeçemiyoruz. Yani evet, ben de hala alışamadım o otomatik düğmeli el freni veya kendisi el frenini çeken modelleri. Yani insan istiyor onu bir çekip de kendini emniyete aldığını his olarak algılamak istiyor. Şu elimin altında bir güvence mi artık olsun istiyorum, bilmiyorum ki. Ama güzel, hoşuma gitti. Yani tutulması ve bırakılması güzel. Yani şimdi aracımız C3 Air Cross. Küçük bir SUV araç. Şu anda biraz yukarıdan baktığımızı hissediyorum. Ama çok cici yapılmış içi falan, tasarımı. Zaten Citroen'in geninde var. Yani bir adım ötede her şeyi yaşatmak insanlara. Ben birazcık onlardan söz edeyim Gökhan sana. Yani araştırırken şunu öğrendim. 1934 yılında ilk önden çekişli otomobil Citroen tarafından yapılmış, tasarlanmış ve yapılmış. Sen gene ben tarihine bir gireyim diyorsun. Gireyim. Çünkü yani özünde Citroen bir mekanik firması. 1919 yılında kuruluyor. Şimdi amblemi değişiktir. Oldukça değişik bir amblemi vardır. Kurulan firma bir dişli fabrikası.
makinalar için dişli yapıyor ki amblem de öyle mi kurulmuş? İlk böyle kuruluyor. Dişli fabrikası olarak kuruluyor ve evet. Amblem de çalışan dişlilerin görüntüsünden esinlenilerek alınmış. Ondan sonra otomobil işine giriyorlar. İşte dediğim gibi 1934'te ilk önden çekişli otomobil. Ardından bizim de çok iyi hatırladığımız artık bir ikon oluşturduğu döşovamız vardır mesela. Döşova. Bu arada nokta nasıl döndü? Çok rahat dönüş yaptı. Müthiş. Yani böyle gözünüzde yani, bu arabayı çok fazla küçük görmeyin. Kasa gerçekten gövdesi bayağı büyük bir araç. Yapılı, kemikli bir yapı var. Evet. Ama içi de tam tersine, tarihe devam edeceğiz bu arada, lafını balla kestim. Ama içi de çok ferah. Sen arkaya da oturdun. Gerçekten hani benim beklentimin çok üstünde bir iç ferahlığı var. İnanılmazdı. Arkası benim için inanılmazdı. Yani hani genelde bu ebatlarda bir arabayı düşündüğünüzde acaba sığabilecek miyim algısı oluşuyor. Beklentinin çok ötesinde bir rahatlık vardı. Dört kişi rahatlıkla seyahatini yapar. Sorun yok yani. Nokta koymuştuk, oradan devam edelim tarihi. İşte tarihine işte dediğim gibi özellikle Fransız aktör rahmetli Louis Defil'in filmlerinden hatırladığımız Döşova. Döşova işte iki at demek Fransızca dilinde. Ardından yine çok ileri dönemleri göre tasarlanmış bir Citroën DS Palas modelimiz vardı. Yani bu arabadaki yenilikler ancak bugünkü günümüzde o ki otomobillerde konuşuluyor. 1967 yılında direksiyon hareketleriyle yönlenen farları yapmış mesela. Şimdi var ya, sen bunları söylerken Kansu bak o görüntüleri bulmaya çalışacak montajı yaparken. Vallahi çok sevinirim. Gerçekten çok güzel. Ben internette araştırırken buldum bunları zaten. Yine o bahsettiğim DS Pallas'ın en büyük özelliği hidropinomatik süspansiyon kullanmasıydı. O araçlar kontağı kapattığınızda pısss yere yapışırdı. Rahatça inerdiniz. O Citroën Club'lar falan. Club'lar. O uzun ince evet, hani yılan gibi olanlar. Ve de yani nasıl aerodinamik Bertoni tarafından dizayn edilmiş bir kasa yapısı. Aerodinamik çok da önemliydi. Aynen öyle. Ceyhan abi ikinci bir kol vardı. Ben de kendim kullandığım için. Siz bu arada o üç konumla kullanırken de zemine göre ziftte, çakılda veya suda yükseltebiliyordunuz arabayı geçişli kullanırken de. Tabii doğru. İkinci bir kolla. Yani senin kendi isteğinle de ayarlayabiliyordun. Evet. Yani bir off-road aracı gibi yükseltebiliyordun ve veya bir spor otomobil gibi asfalta aynen yakın öyle kullanabiliyordun. Yani bunlar çok ilerici tasarımlardı o yıllar için. Bugün artık bunları 70-80'lerden bahsediyoruz bu arada. 80'lerden yani en son 80'lerden diyebiliriz. Evet, iki motor seçeneği var. Gene lafını kestim ama geçelim mi yavaş yavaş? Evet, teknik kısmına da iki girelim. Motor seçeneği var. Benzinli ve dizel olmak üzere. Şu anda içinde bulunduğumuz benzinli modeli yani 1.2 litrelik PureTech teknolojisi motor barındırıyor ki bu motorun en büyük özelliklerinden birisi yine 3 silindir olması. 3 silindir derken ve de 1.2 litre derken 130 beygir. Esas en önemli kısmı 230 Nm'lik bir torka sahip motor ki litre başına düşen tork hesabında şu anda bir numara olduğu söyleniyor. Bir litreye 191,5 gibi bir değer elde ediyorlar. Şimdi yani çok ağır bir araba değil sonuçta. Tabii ki. Öyle bir otomobil değil. Şimdi performansını da incelediğimiz zaman 9,2 saniyede 0-100'e ulaşabiliyor. Diğer performans yönüyle baktığımızda yani tüketimine baktığımızda da 4,5 litreler hatta karmada diyelim yani şehir dışı şehir içi olarak da 5 litre inanılmaz bir değer bu benzinli otomatik için, otomobil için konuşuyoruz. Yani şu anda üstünde olduğumuz 1.2 için konuşuyoruz. 1.2 Aircross. Dizel 1.5 içinde farklı rakamlar çıkabilir. Tabii ki. Yani çok düşük değerler. Hani benim kullandığım motosiklette bundan fazlasını yakıyorum diyeyim dedim. Yani sonuç itibariyle şu veriler bana diyor ki şehir içinde kullanabileceğiniz en ekonomik ve hani İstanbul gibi trafiği yoğun, park etmesi zor bir şehirde pratikte kullanabileceğiniz en önemli araçlardan bir tanesi bu diyebiliriz. Yani diyebiliriz. Diyebiliriz. Çünkü hem
İç hacminin çok geniş olmasına rağmen dış boyutları olarak şehir içinde kullanımda çok dar alanlara giriş yapabileceğim bir otomobil. Bunun yanında her türlü yardım fonksiyonu zaten mevcut. İşte kameramız, park sensörlerimiz, bunun dışında şerit takip sistemleri, her şeyi arabada barındırıyor. Öngörse ne diyorsun? Şurada yani, kullanılan bir bezden kumaş, güzeldir kumaş. Yine farklı. Bilmiyorum, yakışmış. Tasarım yakışmış. Çok yakışmış. Piyano bilek, havalandırma ızgaları çerçevesi ayrıyeten. Benim en çok hoşuma giden, çok pratik gelen yolcu tarafındaki şu alanımız. Özellikle artık şöyle hani doğru, bütün arabalarda orta hacim var, kapalı gözler var, oraya da koyabiliriz. Ama ya ben gözümün önünde beni arayan mı var, mesaj mı geldi görmek için cep telefonumu rahatlıkla koyabilirim. Gözlüğümü koyabilirim. Çok hoşuma gitti. İnanılmaz bir şey de torpido gözünün derinliği. Yani son zamanlarda ya bak, torpido gözleri. İlk açtığımda şu ön tarafa dedim ki ne kadar küçükmüş dedim. Şöyle bakınca elim hala şimdi sonuna erişebildim. Yani, sen oradan motora da ulaşırsın. Yarısına kadar gittim gerçekten. Yani biraz da kullanımdan bahsedelim. Şu ana kadar birkaç viraja girdik. Yani kavraması güzel. Çok hani performans viraja giremezsiniz bu otomobille. Hafif bir otomobil. Ama konfor anlamında şu ana kadar bana hissettirdiklerine baktığımızda gayet güzel, gayet size güven verici bir tarafı var. Yine tabii teknoloji araya girdikten sonra artık otomobillerde o konfor sağlanmış. Bu arada izolasyonundan da bahsetmek lazım. Çok yüksek kilometre hıza çıkmadık. Şurada performansı da bir deneyelim. Tapa gaz yapıyorum Ceyhan abi. Nasıl? Bundan öte ne bekleyeceğiz? Gayet iyi. Yani artı bir de hani şeyi hissettim ben. Belli bir devre çıktıktan sonra motor sesini duyuyorsunuz. Yani Fransızların bir dönem o çok şeyiydi, ikonik bir isteğiydi aslında, motor sesini duyalım. Onu biraz alıyorsunuz. Şimdi motor sesi deyince aslında 3 silindir motorların en büyük güzelliklerinden birisi budur. Yani sesi normal 4 silindirli sıra motorlara göre çok daha sportif çıkarabiliyor. Yani çünkü tamamen mekanik yapıları farklı motorlar bunlar. Yani crank milli farklı, bir de motorun hemen hemen %25 ağırlığını azaltıyorsun bir piston eksilterek, bir silindir eksilterek. Bununla birlikte de ses de ona göre güzelleşiyor. Yani keyifli bir ses çıkarttı zaten gaza bastığında da. Ya ona rağmen mesela virajlara girişlerde de hani çok denemeyin diyorum ama gayet de güzel. Yani şuralarda frenajı da çok başarılıydı. Yani o çok. Viraja gelirken frenini ben de hemen bunun arkasından o frenajı da deneyelim. Şurada frenajı yapıyorum. Gayet iyi. Gayet iyi. Yani performans olarak onu da test etmiş olduk. Gayet güzel. Sunroof'unu da çok beğendim. Kim ne derse desin. Tam bir panoramik. İç aydınlığı mükemmel şu anda. Ki hava kapalı, bulutlu, zaman zaman yağış var İstanbul'da. Çekimleri yaptığımız bugün itibariyle. Ve kullanımı da gerçekten çok kolay, çok pratik bir noktada. Yani şimdi elektrik kontrollü normal sunroof'umuz. Yani baktığımızda panoramik cam olarak gözüküyor ama sunroof'umuz da var. İsteğe bağlı, şu anda kameramız bulunduğu için kapatamıyoruz. Tentesini de kapatabiliyoruz. O da yani, elektrikli. O da elektrikli. O da elektrikli. O da. Manuel değil yani, çekip kapatmıyorsunuz perdesini. Bastığınızda o da kapanıyor. Keyifli bir araba Gökhan. Yani benim çok hoşuma gitti. Keyifli bir araba ama sen o cümleyi kullanmadın bu sefer. Ben doyamadım. Ben doyamadım. Özellikle ben şu anda dışarıdaki hava ve serinlik nedeniyle koltuğuma da doyamadım. Burada sıcacık ısıtmalarla oturuyorum. Çok rahatım. İki şeyden bahsedeceğim ben vedaya gelmeden. Hiç merak etmeyin, ben Ceyhan abi arabayı kullandırtıyorum. Hatta benden daha fazla kullanıyor. İkincisi de biz tanıttığımız arabaları sevgili seyirciler ücretlerinden, işte satış fiyatlarından bahsetmiyoruz. Çünkü bizim bu aracı yayınlayacağımız tarihle çekim günü arasında da fark olabilir. Evet. Onun için sizi yanıltmak istemiyoruz ama siz güncel bilgileri, hangi otomobili tercih ediyorsanız onun internet sitesine girerek, onların güncellediği, o firmanın güncellediği internet sitesinden rahat rahat öğrenebilirsiniz. Günlük öğrenilebilir. Yani sonra demeyin niye fiyatından bahsetmiyorsunuz, kaç para bu araba demeyin.
İnternette var hepsi. Ya ben şunu söyleyebilirim rahatlıkla bu araç için. Fiyat fayda dengesi çok iyi. Çok başarılı. En azından bir ipucu. İpucu. Ceren abi sonuna geldik. Evet. Bu arada çekimlerimizi zaman zaman Göztepe Tabiat Parkı'nda yapıyoruz. Oradaki görevlilere de teşekkür ediyoruz. Onlar da bizi burada ağırlıyorlar. Ama gerçekten orman içinde de hani çevreci arabalar ve yeni otomobilleri sizlere tanıtmanın keyfini yaşıyoruz. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere Gökhan. Teşekkür ediyoruz. Başka bir otomobilin tanıtımında yine beraber olacağız. Evet. Bin Garaj özel bölümümüzde yine çok özel bir konuğu ağırlayacağız. O, otomobil sporları tarihimizin en önemli isimlerinden ve duayenlerinden biri. Sayısız Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra başarılı bir pilot evlat yetiştirerek sporcu kimliğini bugünlere taşırken, kurduğu motor sporları takımıyla da bu spora destek olan Serdar Bostancı'yı dinleyeceğiz. Evet, herkese merhaba. Benim ismim Serdar Bostancı. 1958 yılında İstanbul'da doğdum. Hayatım motor sporlarıyla geçti. Ben motor sporlarını gerçekten bir yaşam biçimi olarak benimsedim. İşim dedikleri zaman kızıyorum. Benim işim değil hayatım diyorum. Hobin dedikleri zaman daha çok kızıyorum. Ben hobi olmayacak kadar ciddiye alıyorum motor sporlarını. Eşim de motor sporlarının içinde. Oğlum da motor sporlarının içinde. Yani biz motor sporlarını ailecek yaşıyoruz. Nasıl başladım, nereden nereye geldim onu bir özetlemeye çalışayım. Ben motor sporlarıyla 1968 yılında tanıştım. Henüz 10 yaşında, kısa pantolonlu bir çocukken. O sene Türkiye'de yapılan ilk resmi rally yapılıyordu. Rahmetli Renç Koçi Bey ile Demir Bükey'in K501 plakalı Anadolu'da kazandıkları rally. Tesadüf o dönemde Renç, Demir ve o arkadaş grubu abimin arkadaşlarıydı. Ve ailecek görüşülen arkadaşlardı. Biz de ailecek o rally'yi seyretmeye gittik. Tabii 10 yaşında bir çocuğun otomobil sporlarıyla tanışması ve tuttuğu takımın kazanması, yani yarışı da Renç kazanınca. Ben o günden itibaren hep otomobil sporları, yarış, nasıl rallyci olurum, nasıl şampiyon olurum, bu işin içinde nasıl kalırım, hep bunun hayaliyle yaşadım. Ve basamakları teker teker çıkarak, önce ehliyetimi almadan önce abilerimin yarış otomobillerinin yapıldığı garajlara, işte söylediğim gibi, Renç gibi, Demir Ülke gibi, Şükrü Okçu gibi, Romolo Marcopoli gibi, Emma Klaus gibi onların garajlarına gidip geliyordum sürekli. Onlara servis veriyordum. Sonra 26 Eylül 1975'te ehliyetimi aldım. 29 Ekim 1975'te de ilk rallime girdim. Yani bir noktada rallye girmek için ehliyetimi aldım diyebiliriz. Amatörlük yılları tamamen amiyane tabiriyle baba parasıyla, yani baba desteğiyle, çok mütevazi imkanlarla yeni lastik bile alamayıp eski lastikleri kaplatarak, bir kaplama lastik diye bir konsept vardı. Şimdiki jenerasyon onu bile bilmez. Yani lastikleriniz eskiyordu. Bir atölyeye götürüp lastiklerinizi kaplatıyordunuz. Öyle başladık. Anadolularla, sonra Anadolu STC'lerle. Sonra yıllar geçti. Yavaş yavaş 80 sonrası Türkiye'nin ithalat rejimi değişti. Türkiye'ye sponsor firmalar geldi ki ben o günlere kadar
sponsor lafının manasını bile bilmiyordum. Sponsor kelimesini bile duymamıştım. Tütün firmaları geldi, petrol firmaları geldi. Türkiye'deki motor sporları büyümeye başladı. Ben tam amatörlükten, %100 amatörlükten yavaş yavaş adım adım önce yarı amatörlüğe, sonra tam yarı profesyonelliğe, sonra tam profesyonelliğe. Hatta bir gün geldi, geçimini bu spordan temin eden bir insan haline geldim 90'lı senelerin başlarında. Ondan sonraki süreç sportif başarılar elde ettiğim süreç. Türkiye şampiyonluklarım var. Hem rallide, hem pistte, hem diğer rally branşlarında. Avrupa Rally Şampiyonası başarılarım var. Bana yani en övündüğün sportif başarın ne dersen mesela 91 senesindeki Hebros Rally'si birinciliğim derim. Çünkü bir Avrupa Şampiyonası rally'si kazanan ilk Türk rallyci oldum. Ve de Bulgaristan'da rally'i kazanmış olmamın farklı bir önemi var. Bulgarlar yıllarca Türkiye'ye gelip Türkiye'deki rallileri kazanıyorlardı. Bizim Günaydın rallilerini, Boğaziçi rallilerini hatta ilk 3'e, ilk 5'e giriyorlardı. Biz o zaman onları çok kıskanıyorduk, böyle uzaktan seyrediyorduk. Hatta işte onların kullanılmış lastiklerini falan satın alıyorduk. Aradan yıllar geçip Bulgaristan'a gidip oradaki Avrupa Şampiyonası rallisini kazanmak benim için inanılmaz bir gurur kaynağıydı. 91'de o rallyi kazandıktan sonra 92'de bir daha kazandım. Bunun tesadüf olmadığını da ispatlamış oldum. Aynı senelerde yine Balkanlardaki başarılar, işte Eurali birincilikleri falan. Daha sonra yavaş yavaş motor sporlarındaki çok parlak dönem 10 sene falan sürebiliyor. 40'lı yaşların başlarına geldim. Artık yavaş yavaş koltuktan inip koltuğumu genç pilotlara, hatta koltuğu benden daha fazla hak edenlere devretme zamanı geldi. 1998 senesinde takımımı kurdum. Şu anki Castrol Ford Team Türkiye takımı kuruldu. 2 sene 98 ve 99 yıllarında hem takımın birinci pilotu hem de takımın yöneticisi olarak devam ettim. 99 senesinin sonunda aktif sporculuğu bıraktım ve koltuğumu ve arabamı o zamanların çok başarılı pilotu Türkiye şampiyonlarından Adnan Sarıhan'a devrettim. Bir sürü kurulmuş hayalim vardı. Takımı kuralı da bugün bu sene tam 25 sene oldu. Tam 25 sene oldu. Bu 25 sene içerisinde en büyük hedefim, en büyük hayalim yurt dışı başarılar elde etmek. Basamakları teker teker çıkmak ve genç pilotlara, yeni pilotlara imkanlar vermekti. Bunu da en üst düzeyde başardığımızı düşünüyorum. Biz 1998 senesinde Ford Car Rally Challenge'la ilk defa Türkiye'deki rally'deki tek marka kupasını 15 tane otomobil aynı anda yarışmasını sağladık. Ve buradaki tercih ettiğimiz hep genç pilotlardı. Daha sonra Castrol Fiesta Rally Cup'ı yaptık. Orada da yaş sınırı vardı. Şu an Türkiye'de baktığım zaman rally ile ilgilenen, rally pilotluğu yapan ve rally camiasının içinde olan 100 kişi varsa neredeyse bunların 90'ı bizim altyapımızdan yetişmiştir. Mutlaka bir şekilde bizde genç pilot veya genç pilot olarak yer almıştır. Sonra 2010'lara kadar yurt içi başarıları, Türkiye şampiyonlukları, markalar, takımlar şampiyonlukları, genç pilot, kadın pilotlar şampiyonlukları bunları defalarca kazandık. 2010'dan sonra yurt dışına açılmaya karar verdik. 2011-2012'den sonra önce Doğu Avrupa Kupası, sonra Avrupa Kupası, sonra Avrupa Takımlar Şampiyonluğu ki yani hani futbolda veya diğer spor branşlarında bir Avrupa Şampiyonluğu kazanmanın ne kadar zor ve ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu takım Avrupa Şampiyonu olmuş bir takım aslında. Hep genç pilotlara imkan vermeye çalıştık. Bir dönem, bir 10 senelik dönemde benim oğlum Murat Bostancı da bu takımın bir pilotu olarak yarıştı. Önce İngiltere'de Oxford Brookes'ta motor sporları mühendisliği okudu. Daha sonra genç pilot olarak bu takımda yarışmaya başladı. 4-5 sene üst üste gençler şampiyonu oldu. Sonra 3 kere Türkiye Rally şampiyonu oldu. Daha sonra da Avrupa Kupası'nı kazandı. 2020 senesi sonu itibariyle de Türkiye'deki aktif sporculuğunu bıraktı. Yurt dışı planlarımız hala devam ediyor ama Türkiye'de artık yarışıp gereksiz yere, yani Murat 3 kere Türkiye şampiyonu oldu.
5 kere Türkiye şampiyonu olsa, 10 kere Türkiye şampiyonu olsa ne değişecek? Bunu ben bir israf olarak gördüğüm için Türkiye'de Murat'ı yarıştırmadım. Onun yerine genç pilotları, Emre Aspay gibi, Ali Türkkan gibi, Can Sarıhan gibi, Ümitcan Özdemir gibi genç pilotlara imkan vermeye çalıştık. Bugün de tam 2021 sezonunu noktaladığımız günlerdeyiz. Gururla söyleyeyim. Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Rally Markalar Şampiyonu oldu. Türkiye Genç Pilotlar Şampiyonu bizim takımımızdan çıktı. Türkiye iki tekerlekten çekiş otomobil pilotu bizim takımımızdan çıktı. Daha önemlisi, daha değerlisi Avrupa'da elde ettiğimiz başarılar. Balkan Rally Şampiyonu, Balkan Gençler Rally Şampiyonu bizim pilotumuz Ali Türkkan oldu. Onunla da yetişmedik. Avrupa Kupası Gençler Şampiyonu da yine bizim genç pilotumuz oldu. Bunlar tabii bana çok gurur veriyor. Gelecekle ilgili beni çok ümitlendiriyor. Yavaş yavaş takımı ve yöneticiliği yavaş yavaş Murat'a ve diğer genç pilotlarımıza doğru devrediyorum. Yani bu bir senede, iki senede, üç senede olacak bir şey değil. 2-3 sene öncesinden başladım ama 3-5 sene içerisinde ben biraz daha geri plana doğru çekileceğim. Zaten şu anda bile ben ağırlıklı olarak araçlarla, işin teknik tarafıyla, mekanik tarafıyla uğraşıyorum. İşin sportif tarafını, coaching tarafını tamamen Murat Bostancı yürütüyor. Ben gerçekten kendimi çok şanslı addediyorum. Çünkü bir insanın hobisinin aynı zamanda işi olması çok önemli, çok değerli bir şey. Ben hala zevkle, heyecanla her sabah işe geliyorum. Sabahın 6'sında, 7'sinde. Akşamın 9'una, 10'una kadar zevkle ve şevkle çalışıyorum. Ve her şeye rağmen de son derece mutluyum. Bu süreçte 47 sene oldu ben spora başlayalı. Sporla tanışanı da aslında 57 sene oldu. Bu süreçte bana destek olan, benim yanımda olan, bana inanan, güvenen, başta eşim Yeşim Bostancı olmak şartıyla bütün ekibim, bütün takımım, birlikte çalıştığım ustalar, yani onların da 40 senedir, 45 senedir birlikte çalıştığım ustalarım var. Bütün ekibim, bütün Castrol Ford Team Türkiye ekibine nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Sırada Tekno Garaj bölümümüz var. Bugünkü bölümde de endüstriyel tasarım uzmanımız Enes Elver sohbetinde otomobillerde temel açılarla ferşon yapısı ve kamber ters hareketleri, kastel karşıtı pozisyonların detaylarını bakın nasıl anlatıyor. Artık otomobiller fabrika tarafından yapılıyor ve diğer ayarlara kapalı. Birkaç ayarı yaptırabilir. Rotçuya gittiğin zaman da ayardan çok kontrol edebilirsin otomobili. Ama biz bahsedelim. Kamber ayarı diye bir şey var. Kamber ayarı lastiğin stabil dururken ideal yükseklikte yeryüzüne yaptığı açı. Sıfır olabilir. Bir derece negatif olabilir. Pozitif olabilir. Bütün bu geometrik tercihlerin sonunda sen ne istiyorsan o olabilir. Ama genellikle şöyle yapılıyor. Nasıl olsa bu otomobil dönecek, yatacak. O 90 dereceyi pek koruyamayacağız. Yığılacak. Biz önceden bir hafif negatif verelim ki lastiğin ideal miktarını kullanalım. Böyle bir temayül var. Kamber açısı bu. Statik bir açı yani. Kaster veyahut da Kingpin'e gelelim. Gene fabrikanın oluşturduğu bir şey. MacPherson üstünden gidelim. Veyahut da şöyle yapalım. MacPherson'un amortisörün kupaya bağlandığı noktayı üst rotil olarak ele alalım. Bir de aşağıda bir rotil var. Tekerlek bu üst rotille alt rotilin hayali ekseni üstünde dönüyor. Biz çevirdiğimiz zaman. Mühendisler kolları öyle bir ayarlıyorlar ki sağa veya sola çevrildiğinde o doğal akkerman çıkıyor. Fakat Kingpin açısı başlarına şöyle bir bela açıyor. Üst rotili mümkün olduğu kadar dışarıya doğru yaklaştırıyorlar. Çünkü bu benim teorim ama doğru olduğuna inanıyorum. Yani görüyorum da zaten. Bunun üstünde çalışılıyor. Kamber negatif bir duruma sebep oluyor. Tam sağ veya tam solda tekerleğe ters hareket veriyor. Yani altına alıyor.
Kaster'e karşı direniyor. Kaster açısıyla da bunu kurtarmaya çalışıyorlar. Biraz karmaşık oldu bu iş. Kaster de aynen sarhoş tekerlek dediğimiz sandalyemizdeki tekerleklerin ekseninin kaçıklığına benziyor. O düz, bir de bunun bir açısı var. Açıyı şimdilik ihmal edelim. Otomobili ileri sürmeye kalktığımızda arkadan itişte tekerlekler arkaya dönüyor. Fren yaptığımızda da arkaya dönüyor. Sıkıntı yok. Ama önden çekişte traksiyon tekerlekte olduğu için tekerlek o eksenin önüne doğru dönmek istiyor. Dolayısıyla önden çekiş otomobillerde hızlı akselere ettiğinde dalar, otomobil düz gidemez. Yani bir oraya bir buraya dalar, kafası karışır. Bunu biraz bu tarafını serbest, bu tarafına doğru bu olumsuzluğu yığıyorlar. Fren tarafında, frende sağa sola dalarsa tehlikeli. Kullanıcı hata yapar. Dolayısıyla frende tekerlekler biraz sarhoş tekerlek etkisi yapıyor. İnce çizim yaparak anlatmak lazım buraları. Dolayısıyla kaster ve kamberin bileşkesinde kullanıcıya direksiyonda bir hissiyat oluşuyor. Fakat şöyle bir şey oldu son 15 senedir. Power kullanmayan araba kalmadı. Şimdi işler değişiyor. En ucuz segmentte bile gittiğiniz zaman otomobilin power'ı var. Power derken yani o direksiyonu yumuşatan, araya giren sistem. Bunun hidroliği var, elektriklisi var, var. O sistem kullanıcıya feedback verme kabiliyetlerini değiştirebiliyor, kısıtlayabiliyor veyahut da serbest bırakıyor. Ama powerlar bunu biraz engelliyor. Yani çok hafif gecikmeler var ve de öyle istiyorlar. Power olan bir arabanın mesela bir viraj döndü, otomobilin arkası hafif kaydı, kontra vereceksin. Eski otomobillerde direksiyonu bırak, o yerine gelir. Powerlı otomobillerde bırak, düşünür. Çünkü arada o var. Ama çok iyi powerlar, yani iyi yarış arabalarında buna çok kafa yoruyorlar. Yazılım yapıyorlar, G-sensörler, açılar maçılar. Oradan gelen feedbackler, beyin düşünüyor, direksiyonu o ara serbest bırakıyor. Şimdi çok ileri sofistike bir bilgiyle harman ettik bu işi. Biraz kafalar karıştı galiba. Sırada her zaman olduğu gibi ilgiyle izlenen Sim Garaj bölümümüz var. Başarının en büyük sırlarından biri de kuşkusuz yapılan işe sevgi duymak, ona gönül bağıyla bağlanmak olsa gerek. Mesleğine saygısı ve sevgisiyle zirveye ulaşmayı başaran, örnek projeleri ve çevreye olan duyarlılığıyla adından sıkça bahsettiren ünlü bir ismi konuk ediyoruz bu bölümümüzde. Burcu Kara. Merhaba, Sim Garaj'a hoş geldiniz. Bugün benim için çok değerli ve çok özel bir konuğum var. Burcu Kara bizimle. Nasılsın Burcu abla? İyiyim tanem, sen nasılsın? İyiyim ben de. Seninle olmak çok güzel. Evet. Senin sunduğun bir şeyde olmak çok güzel. Benim için çok duygusal. Yani burnumun direği sızlıyor gerçekten. Benim için çok anlamlı. Yıllar sonra böyle buluştuk tekrar vallahi burada. Vallahi evet, yani baban benim buralara gelmemdeki en kıymetli faktörlerden biri. Senin de hani çok küçük yaştan beri hayatımdasın. Onun için çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Şahane bir şeyle ilgilenip şahane bir şey yaptığın için de tabii ki koşarak, zevkle ve heyecanla geldim. Tamam, çok teşekkür ederim. Bakalım neler yapacaksın, bakalım, ilk defa oturacaksın, oturdum. Yani araba kullanmayı severim her zaman ama hızdan biraz korkuyorum. Yani yaşım ilerledikçe daha da korkmaya başladım. Hele ki çocuğum olduktan sonra daha da bu konuda, her konuda çok daha temkinli ve yani güven odaklı yaşamaya başladım. Ama tabii burada çok güvendeyiz o yüzden. Evet, burada her şeyi yapabilirsin. Evet. Bugün.
İstersen yavaştan başlayabilirsin. Tamam, başlayayım. Gazlayacağız Allah bugün. Allah. Ben o sırada sana sorular soracağım. Tamam. Dikkatini dağıtmaya çalışacağım. Bak şimdi, çok zor sorular. Gaza basıyorum ve başlıyorum. Aynen, gaza basınca başlayacak. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Hiç daha önceden böyle bir spor otomobil kullandın mı bu arada? Bilmiyorum ama. Spor otomobil kullandım. Evet. Yani böyle şeyleri de işte oyun salonlarında kırmızı çizgiler. Evet. Anam bu pistten arada, çıkacağım. Kırmızı çizgilerde de fren yapıyoruz, yavaşlatıyoruz arabayı. Valla düzlüklerde basabildiğin ya kadar bas. Ya nasılsa şunda kaza şeyim yok ya, ağzım burnum daha almaz. Aynen. İstediğin gibi ben basabilirsin. Ben gideyim en iyisi ya. Sor kardeşim, sor. Tamam. O zaman sorulara da yavaştan başlıyorum, diğer soruları da. Ben buraya oturan herkese bir klasik bir sorum var. Sana da sormak istiyorum. Oyunculuğa nasıl başladın? Buralara nasıl geldin? Of, çok uzun hikaye. Ben yani kısaca böyle bize bir ben özet. Yani hep çocukken de işte oyuncu olacağım, şarkıcı olacağım falan filan. Hani hep öyle çocuklar vardır ya, ben de onlardan biriydim. Ama o anlamda çok hani eğitim olarak ailemin bana bir desteği olmadı. Ben de Türk eğitim şartlarına göre klasik bir eğitim aldım. Fakat işte bundan vazgeçmedim. Üniversite bittikten sonra iş hayatına başlayınca daha da mutsuz olacağımın farkına vardım ve işte İstanbul'daki şeyleri araştırmaya başladım. Diksiyon, spikerlik kurslarına. Önce onlarla başladım ve orada sen tanımazsın, Gökhan Telkenar'la tanıştım. Sağ olsun, o bana çok inandı, çok güvendi ve beni o zamanki işte Türkiye'nin en büyük kanalı onun haber merkezine götürdü ve orada bir haber stajyer olarak başladım bu macera. Sonra işte haber spikerliğine doğru gitti. Fakat ben maddi olarak özellikle çok mutsuzdum ve çok zor durumdaydım. Sonra bana bir sürü oyunculuk teklifi falan geliyordu. Yani orada makyaj odalarında çok Türkiye'deki bir sürü yapımcı, yönetmenle falan işte tanıştım. Sonra orayla ilgili böyle çok tatsız şeylerim olunca, hani geçinemeyecek durumda olunca başka teklifleri mecburen oyunculuk değerlendirmek zorunda kaldım. O yüzden bana nasıl oyuncu oldunuz deyince ben şey diyorum, çaresizlikten, parasızlıktan. Yani Şayka Tekant'tan ders almaya karar verdim. Hani benim böyle bir yeteneğim var mı yok mu bir bakalım. Varsa üstüne gideriz, yoksa da yani kısmetliymiş deriz. Sonra hani her şey çok yolunda gitti ve bir deneme çekimi yaptık. O zaman Haziran Gecesi diye bir dizi hazırlanıyordu ve diziye beni seçtiler. başrol kadın olarak. Sonra da işte hayatım o şekilde değişti. Başladı. Yani. Başka bir soruma geçeceğim. Ben de takip ediyorum seni. Çevreci bir sanatçı olarak tanıyoruz. Evet, çok. Tamamen görüyorum paylaşımlarını. Evet, doğa düşkünüyüm çok. Yani evet. Kimyasaldan çok uzak durmaya çalışıyorum. İşte eşim de benim kafada. Böyle yıllardır sebze meyve yetiştirmeye çalışıyoruz. O bir doğal, ayağımız, organik aynen, her şey. Aynen, bir ayağımız böyle köyde. Benim işte benim aile tarafım Bursalı. Ondan sonra ben herhalde 40'la 60'la 50'le pistler ağlıyor şu an bence. Basabilirsin ama istersen bu sefer biraz şeyden ağlıyor. Yani Allah kahretsin. Böyle bir imkan altında böyle bir araba var be kadın diye. Niye basmıyorsun? Yani her zaman hızdan ağlamıyor pistler. Evet, yani böyle bir hayatım var. Pandemi de tabii tuz biber ekti. Yani iyi ki hani ben ve biz çok doğru yoldaymışız deyip daha da sarıldık doğaya ve toprağa. Hatta orada kendimize şimdi acayip güzel tatlı bir köy evi yaptık. Süper. Ve daha çok her hafta sonu ve sürekli ayağımız orada daha da evet, değil mi? Orada olacak şehirden artık. Aynen aynen. Bu ya aynı zamanda şunu da gördüm. Organik bebek kıyafetleriyle alakalı evet, da evet, herhalde. Evet, evet. Benim bu doğalcılığım işte önüme böyle bir şey çıkardı. Yani organik kavramı dünyada çok kirlendi aslında, biliyorsun. Artık her şey organik neye diyorlar göre, ama değil mi? Organik değil aslında. Yani organik pamukla dokunuyor evet, ama boya geldiği an onun organikliği bitiyor. Evet. Fakat ben bir üretim tekniği keşfettim. Bir Türk kimya mühendisliğinde bunun telifi. Narın, cevizin, limonun kabuğu, lavantanın, gülün ve zeytinin yaprağıyla boyanıyor. Bitki enzimleriyle boyanıyor tamamen. Ve organik zinciri hiç kırılmıyor. Ben de çok etkilendim bunda. Özellikle pandemi döneminde dedim ki hani ben yeni doğanlar için, özellikle bağışıklığı gelişmemiş bebekler için dedim ben böyle bir şeye vesile olayım. Böyle bir deli işine girdim yani.
tekstil sektörüne girdim. Deriyle hani, teması da önemli çünkü çocuklarda. Aynen yani var. Cildimiz her şeyin %70'ini, cildimiz nefes alan bir organ olduğu için %70'ini çekiyor içine. Evet. Ve aslında kimyasalı da. Evet aynen öyle. Evet. Benim bu seçtiğim işte üretim tekniğinde biz çocukların üstüne gelene kadar o organik zinciri hiç kırılmıyor. Baskısı, ipliği, boyası her şeyi organik. O yüzden ismini işte Ben Doğalım koyduk. Ve şu anda çok mutluyum. Yani 2 yıldır bunun için deli gibi uğraşıyorum. İşte şu an Türkiye'de 20 noktada her gün artan bir işte satış ağına ulaşıyoruz. Bir yandan da gazlıyorsun ayı. Yani vallahi yemin ediyorum ağlıyor bizler şu an. Ve inanılmaz da stres atan bir şey. Yani bir terapi. Tabii ki burada yani gençler için de aslında bir önemli bir yer bence sağlıyor. Çünkü dışarıda otomobil kullanıyorsunuz. Hızlı kullananlar var biliyorsun ki. Hmm. Burada aslında bütün enerjini, stresini gazlayarak atabiliyorsun. O yüzden de onlar için de iyi aslında. Bunu da önüne geçmiş oluyoruz diyebilirim. Yani arada, ben de Ali'nin ilgilenmesini isterim gerçekten. Senin yanına bir co-pilot olarak öncelikle yetişip sonrasında. Bu yani evet orada onun için de değişik bir uğraş olmuş olur. Belki de böylece spora da başlamış olabilir evet, yani onun için de. Evet. Şimdiki çocuklar olabilir. İçin yani hayat çok hızlı akıyor ve çok stresli. Bizim mesela ülkemiz gibi özellikle bir ülkede hani ruh sağlığı için de çok faydalı bence böyle evet, şeyler. Evet. Günümüz dünyasında yani şimdiki çocuklar düşünebiliyor musun? Benim oğlum 5 yaşına geliyor. Hayatın yarısından fazlası pandemi, şu bu. Yani gerçekten insanların böyle farklı şeyleri hayatlarına katmaları gerekiyor. Evet yani bir spor olarak değil kendini başka bir hem kültürel anlamda otomobil anlamında hem de başka bir türlü geliştirmiş oluyorsun. Hem vücut olarak kafa olarak o yüzden de güzel şeyler yarıyor aslında. Evet. Onun için pistleri daha fazla ağlatmak istemiyorum ve şuraya park ediyorum arabayı. Umarım keyif almışsındır. Çok keyif aldım. Çok etkinlik tatlıydı, oldu diye düşünüyorum senin için de. Çok güzeldi vallahi, şahaneydi. Ya evde olsa her gün dinlerim ona kesin inandım şu an. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Onatçı. Beni çok kırmadın. Keyifliydi. Çok... Senin de nice başarılarını, güzel haberlerini bekliyoruz çok her zaman. Çok teşekkür ederim. Senin yanındayız. Benim de aynı şekilde iyi dileklerim var senin teşekkür için de ilerisi için. Teşekkür ederim canım Onatçım. Bin Garaj'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Motorsporları ve otomotiv sektöründeki gelişmeleri şimdi hep birlikte bir göz atacağız. Şimdi yurttan dünyadan hazırladığımız haber turumuza bakalım. Toyota Gazoo Racing 2022 Dakar Rally'sine 4 araçtan oluşan bir takımla katılacak. Takıma bir kez daha 2019 Dakar Rally'si kazananı Nasser Al Attiyah ve Matthew Bummel önderlik edecek. Genial de Villiers ve co-pilotu Dennis Murphy ise onlara destek verecek. Suudi Arabistan'da yapılacak 2022 Dakar Rally'si, otomotiv dünyasının en zorlu yarışlarından biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda FIA Dünya Rally Raid Şampiyonası'nın ilk ayağı olacak. Motosiklet ve modanın ikonik markası haline gelen İtalyan Vespa ile dünyanın en ünlü pop müziği yıldızlarından Justin Bieber, 2022 yılının sürpriz bir heyecan verici ilk iş birliklerinden birini duyurdu. Justin Bieber ve Vespa, "Bizi izlemeye devam edin." ortak mesajıyla özgürlük ruhu ve tasarım sevgisini gözler önüne seren bu benzersiz proje hakkında ilk resmi açıklamayı yaptı. Justin Bieber, "Hayranlarım sporu ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Kaykay, hokey, basketbol, BMX, tarz, zerafet ve hızın karışımı her zaman beni kendisine çekti. Vespa'nın ikonik İtalyan tasarımıyla bir araya geldiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu. Alman üretici Opel, yeni nesil hafif ticari araç modeli Vivaro e-Hidrogen'i ilk profesyonel filo müşterisine sunmaya hazırlanıyor. Hidrojen yakıt hücreli elektrikli araç teknolojisine sahip olup 3 dakikada şarj edilebilen ve 400 kilometrenin üzerinde bir menzil sunan Vivaro e-Hidrogen,
Bu kapsamda Almanya'nın dünyaca ünlü elektrikli ev aletleri şirketi olan Miele'nin araç filosunda yer almak üzere üretim bandından indi. İçten yanmalı versiyonlarında olduğu gibi 6.1 metreküp'e kadar kargo hacmi ve 1000 kilogram taşıma kapasitesi sunan Opel Vivaro e-Hidrojen 4.95 metre ve 5.30 metre olmak üzere iki farklı gövde uzunluğuyla tercih edilebilecek. Premium otomobil üreticisi Lexus'un yeni nesil NX modeli segmentinde dikkat çeken yeni güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Lexus her zaman güvenlik konusundaki inovasyonlarıyla bilinen bir marka olarak Türkiye'de Nisan ayında satışa sunulacak tamamen yeni NX'te güvenlik özelliklerini daha ileriye taşımayı başardı. NX'te yer alan güvenli çıkış asistanı ve yeni E-Latch elektronik kapı açma sistemi Fransa'da 2021 otomobil ödüllerinde prestijli güvenli otomobil unvanını kazandı. Jeep 2 modeliyle yılın macera aracı değerlendirmesinde ödüle layık görüldü. Jeep Wrangler'ın elektrikli versiyonu Wrangler 4XZ ve markanın tarihindeki en önemli modellerinden bir diğeri olan Grand Cherokee ödüllendirildi. Wrangler 4XZ 380 beygir güç ve 637 Nm tork üreten şarj edilebilir hibrit güç aktarma sistemiyle 45 kilometreye varan tamamen elektrikli sürüş menzili, üstün off-road becerileri, etkileyici güç ve yüksek tork değerleri sunan sessiz güç aktarma sistemiyle Gear Junkie editörlerinin gönlünü kazandı ve en iyi 4x4 seçildi. En iyi SUV ödülünü kazanan 5. nesil Grand Cherokee ise Grand Cherokee L ile ilk kez 3 sıra koltuk seçeneği sunmasının yanında gelişmiş yeteneği ve konforuyla Gear Junkie editörlerini büyüledi. Bir Bin Garaj'ın daha sonuna geldik. Haftaya yine Salı saat 15'te Bin Sports Haber'de birlikte olacağız. Bizleri Bin Sports ekranlarında olduğu gibi Bin Connect, YouTube ve sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilir ve izleyebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi #BinSports adresine bekliyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.